Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili adayları Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirdikleri aday tanıtım programında Mersinlilerle buluştu. MHP Mersin Teşkilatı yaklaşan genel seçimler öncesi aday tanıtım programı etkinliği ile Mersinlilere bizimle yürü Mersin dedi. Birlik, beraberlik ve huzur içinde MHP iktidarı hedefiyle yola çıkan vekil adayları kendilerini tanıtarak halka seslendi. Adaylar, Mersin'i rüşvete, yalnızlaşan dış politikaya, adaletsizliğe, ahlaksızlığa, ayrımcılığa, yolsuzluk çetelerine karşı barışa, sevgi ve kardeşliğe davet etti. Meclise ne kadar çok milletvekili çıkarırlarsa Mersin'in o kadar çok sesi olabileceklerini de ekledi adaylar. Çok güçlü alkışlar. İşte Milliyetçi Hareket'in 25. dönem alnı ak pırıl pırıl Mersin milletvekili adayları. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. MHP ile yürü, yürü Türkiye. Milletin çaresi, son karesi. Sizler arkamızda olduğunuz sürece bu davayı birlikte bir yerlere taşıma gayreti içerisinde olduğumuz sürece Mersinliler birlik ve beraberliğini bozmadığı sürece Allah'ın izniyle sadece beni değil bu davayı, bu davaya gönül verenleri hiç kimse yıkamaz. Öyle bir duruma gelinmiştir ki bugünkü Türkiye ile 1919'lu yılların Türkiye'si neredeyse birebir örtüşmektedir. Milli mukavemetimizin temelleri dinamitlenirken milli birliğimizin hisarları PKK, AKP ortaklığıyla delinmektedir. Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Turgay Başyağ'la Atilla Yılmaz ve Kadir Somer sahne aldı. Sahne alan sanatçılar Mersinlilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Ele diz dizeyiz, ayrım yok biz bizeyiz. Tek vatanda tek bayrak, biz biriz Türkiye'yiz. Umut olup millete, yaslanıp adalete, hesabı sormak için haydi genç harekete. AK Parti'nin Mersin'de 5. sıra adayı İbrahim Gül, İçel TV'de yayımlanan Seçime Doğru programında Tekin Narşab'ın sorularını cevaplandırdı. İbrahim Gül, halkımızdan AK Parti'ye çok güzel bir ilgi var. Mersin adeta AK Parti'ye susamış. Halkın bize desteği, güveni var. İnanıyorum ki Mersin gerçekleri görmeye başladı. 7 Haziran'da Mersin'de 1. parti AK Parti olacaktır dedi. İşte biz bu aday tanıtımı programlarında da gördük. Artık gerçekten halkımız uyanmış. Mersin'e yapılan yatırımları biliyor. Mesela biz bir şeye gittik. Mersin'in en yakın ilçelerinden birisi vardı. Oraya gittik. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Orada köylünün bir tanesi dedi ki, siz dedi gerçekten dedi iktidar olarak dedi, biz ne yazık ki takdir edemedik. Eskiden Türkiye'de baraj sayısı 23'tü. Biz Türkiye genelinde şu anda 170 küsür baraj yaptık. Sadece Mersin'de Mersin'in içme suyu, sulama suyunun problemini çözecek ve aynı zamanda elektrik üretecek Pamukluk Barajı bitmek üzere. Evet. Ve eskiden 23 tane baraj vardı. Diğer barajlar kralı diye tabiri caizse tarif edilen Süleyman Demirel'in hayatına baktığınız zaman 2 tane baraj yapmış kral diye ifade ediyorlar. Biz şu anda 170 küsüre çıktık. Ve Mersin'de Pamukluk Barajı, Sorgun Barajı, Ak Sıfat Barajı. 3 tane baraj çalışması devam ediyor. Pamukluk bitmek üzere. İşte vatandaş onları bildiğinden dolayı bize dedi ki, evet dedi biz sizi takdir ediyoruz. Şimdiye kadar sizde de eksiklikler olabilir ama biz yapılan yatırımları görüyoruz. Bu yüzden bu sefer AK Parti'ye oyumuzu vereceğiz. Vereceğiz ki bu destek ve hükümetin, iktidarın kaynakları Mersin'e gelsin, Mersin güçlensin. Bizim sıkıntımız bu. Seçildiğimiz zaman asla halktan kopup da Ankara'ya gittik bir dahaki döneme kadar uğramasak da olur zihniyetinden kesinlikle uzağız. Biz sürekli halkımızla iç içe olacağız. Özellikle sivil toplum örgütlerimizle iç içe olacağız. Onların ne sıkıntıları var ise,
ne gibi çözümler üretilmesi gerekiyorsa onların Ankara'da açılan bir kapısı, Ankara'da gözü, Ankara'da kulağı olacağız. Ve aynı zamanda çözüm üretmekle ilgili de iktidar olduğumuzdan dolayı bizim Mersin'e karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Bakın ben buradan şunu da ifade edeyim. Şu anda milletvekili adayları, diğer siyasi partilerin hepsi geziyorlar. Ama ben şunu arzu ediyorum. Mersin'deki sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere eğer Mersin'e hizmet gelmesini istiyorlarsa iktidarı burada tercih etmek durumunda olmaları gerekiyor. Neden? Bir muhalefet milletvekili Ankara'da olsa sizin sorunlarınızı çözebilir mi? Çözemez. Neden? Neden? Çünkü yetkisi yok. Çünkü iktidar değil. Şimdi sizin bir sivil toplum örgütünün başı olsanız, Ankara'ya gitseniz bir muhalefet milletvekilinden benim sorunum var vekilim, benim şu konuda Mersin için şunların da yapılması gerekiyor deseniz yapabilir mi? Yapamaz çünkü iktidar değil. 1 Mayıs Mersin'de coşkuyla kutlandı. Herhangi bir taşkınlık ya da gerginlik yaşanmadan istasyon meydanında toplanan sendikalar, siyasi partiler, odalar, sivil toplum örgütleri, kadın ve gençlik örgütleri taleplerini haykırarak Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamalarda talepler haykırıldı. 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Hepimize kutlu olsun. 1 Mayıs 8 saatlik çalışma günü mücadelesinin ürünüdür. Ülkemizde bugün dahi 100 yıl öncesinin taleplerine haykırıyoruz. Bugün dahi 129 yıl önce 1 Mayıs gösterilerini yasaklayan zihniyeti taşıyanlar tarafından yönetiliyor ve onlara karşı mücadele ediyoruz. İşçilerin alanlara çıkmasından, seslerini duyurmasından korkanlara karşı mücadele ediyoruz. İnsanca çalışma istiyoruz. Eşit işe, eşit ücret istiyoruz. İş güvencesi, iş güvenliği istiyoruz. Ülkeyi yönetenler her zamankinden daha fazla sermayenin bekçiliğini yapmakta, grevler ertelenmekte, iş cinayetlerinin sorumlusu, katil patronlar konulmakta, taşeronun ve esnek çalışmanın her türlüsünü yaygınlaştırma uğraşısı verilmekte. Bizleri biz genel sendikası adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Az önce işçi arkadaşımız söyledi. 8 aydır direnişin simgesi olan Büyükşehir'de işler atılan işçilerin şansında bütün işçileri, bütün emekçileri saygıyla selamlıyorum. Bugün renkleriyle, flamalarıyla, zılgıtlarıyla binlerce katılan işçileri selamlarken Roboski'den Gezi'ye, Kobani'den Taksim'e bu ruhla bütün işçilerin, bütün emekçilerin 1 Mayıs'ı birlik dayanışma gününü kutluyor, saygılar sunuyor. Değerli emekçiler, bugün emek bayramı, bugün haksızlıklarla mücadele günü, bugün işçi bayramı. Ama bir tek şey söyleyeceğim. Eğer bir ülkede hukuk yoksa, adalet yoksa o ülkede bayram kutlanmaz. Doğru kanunlarla, iç güvenlik paketleriyle yönetilen bir ülkedeyiz. Ama bir gün mutlaka bu ülkede de adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, hukuk ve adalet hakim olacak. O gün bayram olarak kutlayacağız bizi. Mersin'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı alana üzerlerini aratmadan girmek isteyen bir grupla polis arasında arbede çıktı. Eylemciler alana polis barikatlarını yıkarak ve aranmadan girmeyi başardı. Mersin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sendika ve sivil toplum örgütü ve siyasi parti mensupları tren garı önünde toplanarak yürüyüşe geçti. Pankartlar açılarak sloganlar atan kalabalık kutlamaların yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Kalabalıktan bir bölümü üzerleri arandıktan sonra alana geçerken Mersin Üniversitesi öğrencilerinden oluştuğu öğrenilen bir grup ise üzerlerini aratmadan içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada polisle grup arasında arbede çıktı. Barikatları yıkan öğrenciler alana üzerlerini aratmadan girmeyi başardı. Kenarda bekleyen çevik kuvvet ekipleri ise herhangi bir müdahalede bulunmadı.
Halk Evleri üyelerinin alana yaklaşması üzerine herhangi bir olayın tekrar yaşanmaması için çevik kuvvet ekipleri barikat oluşturdu. Bu sırada yıkılan demir barikatlar tekrar kuruldu. Çevik kuvvet ekiplerinin çekilmeye hazırlandığı sırada içerideki öfkeli öğrenciler dışarıya doğru çıkarak tekrar barikatları devirdi. Yaşanan arbede sendika yetkililerinin devreye girmesiyle fazla büyümeden önlendi. Bundan sonra ise eylemciler alana üzerlerini aratmadan alındı. Mersin'de bir kişi beraber alkol aldığı yaşlı komşusunu iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrasında döverek öldürdü. Olay Akdeniz ilçesi 3 Ocak mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 5432 sokaktaki bir evin zemin katında tek başına yaşayan 65 yaşındaki Cevat Başlu, komşusu olan 29 yaşındaki A.Ü ile birlikte söz konusu ikamette alkol aldı. Bir süre sonra Cevat Başlu ile A.Ü arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında A.Ü Başlu'yu darp etmeye başladı. Sesler üzerine olay yerine gelen komşuları kaçmaya çalışan şüpheli A.Ü.'yü engelleyerek durumu polise ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Baştuğ'u tanınmayacak halde buldu. 112 ekiplerinin kontrolleri sırasında Baştuğ'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Üstü başı kan içerisinde kalan şüpheli A.Ü. ise polis tarafından olay yerinden alınarak cinayet büro amirliğine teslim edildi. İki çocuk babası Baştuğ'un yıllar önce eşinden ayrıldığı, evinde tek başına yaşadığı, katil zanlısının ise sokak komşusu olduğu öğrenildi. Mersin'in Mut ilçesinde belediye meclis üyesinin evinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangından son anda kurtarılan meclis üyesi, eşi ve iki çocuğu kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Mut ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Pazartesi Pazarı Caddesi'nde bulunan Mut Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Tunca Çelik'in evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları ev sahibine haber verdi. Evi yanan Mustafa Tunca Çelik, eşi Aysun ve çocuklarıyla birlikte yanmaktan son anda kurtarılarak 112 ekipleri tarafından Mut Devlet Hastanesi'ne, oradan da Tarsus'a sevk edildi. Söndürme çalışmalarında yetersiz kalan Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine orman işletmesine bağlı arazözler de destek verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangın esnasında meydana gelebilecek patlamalarda olası yaralanmalara karşın yangın mahallinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken Mustafa Tunca Çelik'in ve üst komşusunun evi oturulamaz hale geldi. Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Mersin İdman Yurdu'yla Torku Konya Spor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumunda oynanan ve hakem Koray Gençerler'in düdük çaldığı maç 3-1 Mersin İdman Yurdu'nun galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe rahat galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Velit'in, 9. dakikada Nakaulma ve 17. dakikada Gökçek Vederson atarken Torku Konya Spor'un tek sayısını da Dimitar kaydetti. Bu sonucun ardından Mersin İdman Yurdu puanını 42'ye çıkartırken Torku Konya Spor 38 puanda kaldı. Ligin 30. haftasında Mersin İdman Yurdu deplasmanda Kayseri Erciyes Spor'la karşılaşacak. Torku Konya Spor ise Galatasaray deplasmanına gidecek. 3-1 kazandıkları Torku Konya Spor maçı sonrasında Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörü Rıza Çalınbay maçı yorumladı. Son 3 haftadır iyi bir gidişatımız vardı. Hem 2 deplasman galibiyetimiz vardı. Kendi sahamızda da bir beraberliğimiz ve bu maçı da almak istiyorduk. Çok önemliydi bizim için. Çünkü hem kendimize göre bir hesapladığımız puanlarla ona gelmek, hem de ligi iyi bir yerde bitirme açısından çok önemliydi. Ve ilk yarıda oynadığımız futbol da çok iyiydi. Neyi düşündüysek, ne konuştuysak maçtan önce hepsini gerçekleştirdik. İyi de futbol oynadık, iyi de goller attık. İkinci yarı hem değişiklikler olsun, hem takımın biraz düşmesinden dolayı biraz geriye çekildik. Aslında o bizim istediğimiz şeylerden bir tanesiydi ama maalesef topla çıkışları onları iyi şekilde değerlendiremedik. Ama aldığımız galibiyet iyi bir galibiyet. Çünkü Konya takımı son 7 haftadır yenilgi almayan bir takım. 4 galibiyet, 3 beraberliği var. Çok mükemmel bir grafik yakalamışlardı. O takımı yenmek tabii ki iyi bir şey.
Ama bizim için önemli olan ligi istikrarı devam ettirip kalan son 5 tane maçımızı da iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çünkü bu sene Mersin İdman Yurdu için önemli olan iyi bir yerde ligi bitirmek. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü sezon başından beri mükemmel çalışıyorlar. Hem antrenmanda olsun hem maçlarda olsun. Arkadaşlıkları mükemmel ve bunu da sahaya yansıtıyorlar çoğu maçlarımızdan. Zaman zaman sıkıntılar da yaşadık tabii ki eksiklerimiz, sakatlıklarımızdan dolayı. Bunu da devre arası transfer yapamadığımızdan dolayı, istediğimiz takviyeleri yapamadığımızdan dolayı ama kenetlenme ve sahaya konan arkadaşlık dört dörtlüklü. O yüzden arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Var mı soru? Var mı soru?